M artı 1 x kare artı 2 çarpı m eksi 1 x artı m ifadesi daima 6'dan küçük olduğuna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Evet arkadaşlar, eşitsizliklerin başından beri hep sıfırla uğraşıyoruz. Küçüktür sıfır, büyüktür sıfır, sıfırdan büyük, sıfırdan küçük. Bu 6'dan küçük demiş. Yani bu ifadenin küçüktür 6 olmasını söylemiş. Biz de sıfırlı olanı bildiğimiz için bunu ne yapacağım? Diğer tarafa atacağım. İstenildiği kadar sayı verirsin. Mesela burada şu şekilde ifadeler var. Küçüktür 1 yazıyor. Hemen bu 1'i diğer tarafa atıp sıfırlayıp ondan sonra işleme devam ediyoruz. Madem bunun 6'dan küçük olmasını istedi. Bu ifadede 6 küçüktür 6 yazdım ama 6'yı sol tarafa atıp düzenliyorum. Ne çıktı? Bu çıktı. Yani bu işte şimdi bu ifadenin 6'dan küçük olması için bu ifade ne oldu? 0'dan küçük çıktı. Bir ifade 0'dan küçükse ne demiştik arkadaşlar? Baş katsayısı olan A 0'dan küçük ve delta küçüktür 0 demiştik. M eksi 1'den küçük çıktı. Delta'ya bakıyorum. B'si şu. B kare eksi 4 A C küçüktür. 0 oldu. 2'nin karesi 4. Ayrı ayrı alalım. Ya da dağıtıp da alabiliriz. Fark etmez. Bunun karesi m kare eksi 2m artı 1. Artık biliyoruz nereden geldiğini. Eksi 4 çarp. Bunları da dağıtalım. M kare eksi 6m artı m eksi 6. 4'leri dağıtsak da olur, dağıtmasak da olur. Dağıtalım. 4m kare. Burada eksi 5m var. Eksi eksi artı 20m yaptı. Eksi 6 eksi 4'ten artı 24 yaptı. Burası küçüktür 0. 4m kareler yine gitti. 28 daha 12m kaldı. 4 24 daha 28 küçüktür 0. 12m küçüktür eksi 28. Her tarafı 12'ye böldüm. Böldük, sadeleştirdim. 4'e böldüm 7, 4'e böldüm 3. M küçük eksi 7 bölü 3. Yani eksi 2 virgüllü bir sayı. Eksi 2 virgüllü bir sayıdan küçük en büyük. Ne geliyor arkadaşlar? Sayı doğrusu ters olduğuna göre eksilerde. Eksi 7 bölü 3 burada bir yerde. Buradan küçük en büyük ne olabilir? Emin olacağı tam sayı değeri eksi 3. Evet, eşitsizliklerde arkadaşlar bu kadar. Evet, şimdi parabol konusuna geçiyoruz. Parabol ikinci dereceden denklemlerin grafiği arkadaşlar. Öğrendiğimiz ikinci dereceden ax kare artı bx artı c gibi ifadelerin şimdi grafiğini çizeceğiz. Parabol ne demiştik? İkinci dereceden bir denklemin grafiği dedik. Buradaki a bizim için önemli. Tabii ki sıfırdan farklı olacak. Bu ayrıca parabolün yönünü de belirleyecek a denilen ifade. Parabol şu şekilde kolları yukarı doğru olabilir. Veya bu şekilde kolları aşağıya doğru olacak. Eğri biçiminde veya daha farklı şekillerde olmayacak. Ya böyle ya böyle. Eğer kollar yukarıya doğru bakıyorsa buradaki a baş katsayım sıfırdan büyük demektir. Aşağıya doğru bakıyorsa parabolün yönü o zaman da baş katsayısı olan a sıfırdan küçük demektir. Yani polinom gibi düşünürsek bunu baş katsayısı negatifse aşağıya doğru, pozitifse ne olacak? Yukarıya doğru olacak. Aşağıya doğru ve yukarıda olduğu fark etmez. Bunların tam şu noktaları, yani bu fonksiyon, bu parabolün en üst noktası ile bu parabolün en alt noktasının bir ismi var arkadaşlar. Buna tepe noktası diyoruz. T nokta, N nokta diye gösteriyorum. Tepe noktası bazısında en alt nokta, bazısında da ise en üst nokta oluyor. Yani burada
bu parabolün minimum değerini verirken, tepe noktası yardımıyla minimum değerini bulurken, burada da maksimum değerini bulabiliyoruz. Peki tepe noktasını nasıl buluyorum? Normalde koordinat üzerinde x'y diyorduk. Burada tepe noktasını arkadaşlar r'ye k diyeceğim. Yani r apsis, k da ne olacak arkadaşlar? Ordinat. R'yi eksi b bölü 2a ile hesaplıyoruz. Çünkü r kökler toplamının yarısıdır. Kökler toplamının yarısı da eksi b bölü 2a yapar. Kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu ikinci derecenin eklemlerde görmüştük. Burayı bu şekilde hesaplıyorum. K'yı da arkadaşlar bize verilen denklemde r'yi yerine yazıyoruz ve sonuç olarak buluyoruz. Çünkü bunlar x, bunlar da nedir? Y'dir. R'nin görüntüsü k olduğuna göre r yerine yazdığımızda fonksiyonları çıkar k. Bu şekilde hesaplayabildiğimiz gibi direkt formülden de hesaplayabiliyorum. Formül de şu. 4ac eksi b kare bölü 4a. Ne zaman r bulacağım, ne zaman k bulacağım? Tepe noktasının apsisi denildiğinde, simetri ekseni denildiğinde r'yi bulacağız. Tepe noktasının ordinatı denildiğinde veya fonksiyonun alabileceği, fonksiyon dediğimiz şey parabol. Parabol de zaten ikinci dereceden bir fonksiyondu. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer nedir? En küçük değer nedir diye sorulduğunda da k'yı bulacağız. Evet, r bu. K'nın anlamları da bu. Tepe noktasının koordinatları derse tabii ki hem r'yi hem de k'yı bulacağız. Koordinatları bulun dediğinde. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım bunlarla ilgili. R ve k ile ilgili. R dediğimiz şey simetri eksen dedik. Simetri ekseni şu şekilde arkadaşlar. Tam ortasından geçen eksene x eşittir r ekseni diyorum ve parabolü iki eşit parçaya ayırıyor. Yani şu şekilde geçen doğruya x eşittir r doğrusu diyoruz. Diğer adıyla simetri ekseni olmuş oluyor. Birinci örneğimiz arkadaşlar x kare eksi 6x artı 1 parabolünün tepe noktasının koordinatlarını bulunuz. İkinci örneğimiz fx eşittir 2x kare eksi 3x artı 1 parabolünün simetri ekseni nedir? Üçüncü örneğimiz fx eşittir 4x kare eksi 6x artı 1 parabolünün bu arkadaşlar x karenin katsayısı artı olduğu için şu şekilde bir ifadedir. Bu şekilde bir ifadenin hangi değerini sorabilirim? En küçük değerini. En küçük değeri kaçtır? Y eşittir eksi x kare artı 6x eksi 3 fonksiyonunun en büyük değeri kaçtır? Y eşittir m eksi 1 x kare eksi 2 mx artı m artı 2 fonksiyonunun maksimum değeri eksi 1 ise m kaçtır? Evet, ilk olarak bu örnekleri inceliyoruz. Birinci örneğimiz tepe noktasının koordinatları. Yani hem r hem de k bulunmamız istenmiş. R eksi b bölü 2a'ydı. Eksi yazdım. B nedir burada? Eksi 6. Bölü 2 çarpı a nedir arkadaşlar? 1. Artı 6 bölü 2'den kaç çıktı? R 3. Birinci yolumu kullanarak çözüyorum. Fonksiyonda r'yi x gördüğüm yere yazarak k'yı buluyorum. K f3 demek. Yani burada 3 yazmak demek. 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı 1. 9 eksi 18 artı 1.
Buradan da kaç çıktı? Eksi 8. 3'e eksi 8'miş tepe noktasının koordinatları. K'yı direkt formülden de bulabilirdik. Diğer örneklerimizi o yolundan da yapacağız. Geçelim buna. Simetri ekseni nedir demiş. Simetri ekseni deyince neyi buluyorduk? R'yi buluyorduk. R eşittir. Eksi B bölü 2A. A da 2. Artı 3 bölü 4. Yani x eşittir 3 bölü 4 doğrusu parabolümüzün simetri ekseni olmuş oldu. Üçüncü sorumuz. En küçük değeri kaçtır diye sormuş. En küçük değeri, en büyük değeri denildiğinde k'yı bulacaktık. R'yi bulup yerine yazmak yerine bunu da fonksiyonda formülü kullanarak yapalım. En küçük değer k demektir. K'nın formülü burada. 4ac, a4, c1, eksi b kare. B6'ydı altını, eksi 6'ydı hatta yazalım. Kare de fark etmez. Ama buradaki eksiyle karıştırabiliriz. O yüzden ikisini de yazdım. 4 çarpı A'dan 4. 4 kere 4 16 eksi 36 yaptı ama önünde eksi var. Bölü 16. Eksi 20 bölü 16. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 4. Alabileceği arkadaşlar en küçük değer eksi 5 bölü 4'müş. Bunda da en büyük değerini sormuş. Çünkü bunun katsayısı artıydı. Bunun katsayısı eksi. Yani şekli şu şekilde bir şey. Biz de k'yı yardımıyla neyi bulabiliyoruz? En büyük değerini bulabiliyoruz. Yine k'yı iki yoldan da yapalım bunu. K'yı direkt formüle yapıyorum. 4, a'sı eksi 1, c'si eksi 3, eksi artı işaretlerine dikkat ediyoruz. 4ac eksi b kare, b artı 6, bölü 4a. 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3'ten artı 12 eksi 36 yani eksi 24 çarpı eksi bölü eksi 4'ten 6 çıktı. Diğer yoldan da yapıyorum. Yani R bu yardımıyla. R ise eksi B bölü 2A yani eksi 6 bölü eksi 2'den 3'müş. Şimdi 3'ü yerine yazıp K'yı bulacağım. K eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 eksi 3. Eksi 9 artı 18 eksi 3. Eksi 9 artı 18. 9, 9 eksi 3'ten 6. Her ikisine de R'yi, K'yı 6 olarak bulduk. Bunda da arkadaşlar sonucu vermiş ama değişen bir şey yok. Maksimum değeri eksi 1 ise demiş. Yani K'sı kaçmış? Eksi 1. Bilinmeyenler çok olduğu için arkadaşlar formülden yapmamız daha mantıklı. Diğer türlü karışır. 4 A burada. C M artı 2. 4 A C. Eksi B kare. B burada eksi 2M. Eksi 2M'in karesiyle artı 2M'in karesi aynı şey. Bunu yazmasak da olur. Bölü 4 A. Eşittir. Eksi 1. Bakın formülü yazdım. Eşittir eksi 1 dedim. Şimdi işlemi devam ediyorum. M ile M çarptık. M kare artı 2M eksi M eksi 2 eksi eksi 2M'in karesi artı 4M kare bölü 4M eksi 4 eşittir eksi 1. İşler işler çarpım yapalım. Aynı zamanda 4'ü de atarak yazalım. 4 çarpı m, 4m kare. Burada arkadaşlar m kalmıştı. 4 ile çarptım artı 4m. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8. Eksi 4m kare. Bununla 1'i çarptım bu. Eşittir. Eksi 1 ile de bunu çarptım. Eksi 4m artı 4. Bakın işler işler çarpımı yaparken bu 4'ü içeri dağıttık. 4'ü dağıtırken arkadaşlar ilk önce içeri düzenledim. Daha sonra dağıttım. M kareler gitti. 4m eksi 8 eşittir. Eksi 4m artı 4 kaldı. Eksiyi buraya attım. Artı 8m. Eksi 8 artı 8 olarak geçirdim. 12. Her tarafı 4'e böldüm. 2 4'e böldüm. 3. 2m 3 ise m eşittir. 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Evet, hangi durumlarda R'yi, hangi durumlarda K'yı bulacağımızı bilirsek sorular arkadaşlar zor değil. İki tane formülümüz var. R ve K formülleri. Onları iyi bileceğiz. K'yı bilmesek de R'den çıkıyor ama bu tarz örneklerde K'yı bilmemiz bize büyük bir avantaj sağlayacak.
Bunlarla ilgili başka bir örnek. Y eşittir 1 bölü 3 x kare artı 3 x eksi 5 parabolü A 3'e A noktasından geçtiğine göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunda simetri ekseni en büyük en küçük der. Yani R ve K ile ilgili hiçbir şey söylememiş. Bu bir parabol ve demiş ki parabol 3'e A noktasından geçiyor. Parabol 3'e A noktasından geçiyorsa arkadaşlar X'i 3 ise Y'si nedir? A. Yani X yerine 3 yazınca sonuç ne çıkar arkadaşlar? A çıkar. Bizden de o istenmiş. O noktadan geçiyorsa o noktayı sağlar. X yerine 3 yazıyorum. Ve eşittir A diyorum. 3 yazdık. Görüntüsü ne çıktı? A. 9 burası yapar. Bölersem 3 ile 3. Burası 9 yaptı. Eksi 5. Buradan da A'yı 7 olarak bulmuş olduk. Diğer örneğimiz arkadaşlar. Fx eşittir. M eksi 1 x kare eksi 3m artı 7 x eksi 5 fonksiyonu fonksiyonun belirttiği parabolün simetri ekseni fonksiyonun belirttiği parabolün simetri ekseni x eşittir 5 bölü 2 doğrusu ise m kaçtır diye sorulmuş. X simetri ekseni x eşittir 5 bölü 2 şu şekilde de verilebilirdi arkadaşlar bize. Böyle olsa da x'i yalnız bırakacağız. Simetri eksen x eşittir 5 bölü 2 demekle x eksi 5 bölü 2 eşittir 0 aynı şey. Bunu verirse x'i yalnız bırakıyorum 5 bölü 2. X'i yalnız bıraktığımızda bulduğumuz şey simetri ekseni. Yani bize neyi veriyor? R'yi veriyor. R'nin formülü eksi b bölü a'ydı. 2 a'ydı. Eksi yazdım. Buraya b'yi yazıyorum. B nerede? Burada. Eksi parantezinde 3m artı 7. Eksi b bölü 2 a'ydı. 2 çarpı a da burada m eksi 1. Neye eşitmiş arkadaşlar? 5 bölü 2. İşte buradaki işlemi düzgün yaparsak m doğru bulacağız. Bu eksi ile bu eksi ne yapar arkadaşlar? Artı yapar. İşler işler çarpım yaparız bir de. 2 ile bunu çarparsam 6m artı 14 eşittir. 5 ile bunu çarpıyorum ama parantezi açmamışız daha. O yüzden 2 ile çarpıyorum. 10 çarpı m eksi 1. Ya da burada dağıtıp tekrar 5 ile çarpabilirim. Ya da şimdiki gibi bir seferde onunla çarpacağız. Attım bunu bu tarafa 4m kaldı. Eksi 10 da artı 10 olarak geçti 24. 4m eşittir 24 ise m eşittir 6 olmuş oldu. Evet şimdi parabolün çizimi için gerekli birkaç şey öğreneceğiz arkadaşlar. Parabolün grafiği nasıl çizeceğimize dair. Ön bilgileri öğreneceğiz. O da şu, parabolün eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacağız? Parabolün eksenleri kestiği noktalar. Bir kere parabolün nasıl durduğunu göstermiştik. İki farklı şekli vardı. Ya yukarıya doğruydu ya da aşağıya doğru. Yukarıya doğru olanla ilgili birkaç işlem yapalım. Mesela şu şekilde geçebilir. Bunu biraz üstten biraz alttan da geçirebiliriz. Şu şekilde geçebilir. Veya bu şekilde geçebilir. Bu üç durumda arkadaşlar ne ifade ediyor bakalım. Burada arkadaşlar parabolümüz x eksenini iki noktada kesmiş. Bunlar parabolün kökleri oluyor. Yani parabolü sıfıra eşitlediğimizde bulduğumuz değerler aynı ikinci dereceden denklemlerde yaptığımız gibi
Bu da zaten ikinci dereceden denklemdi. Sıfıra eşitleyip x'leri buluyorum. Bunlar bizim için kök oluyor. X1 ve x2 kökler. Y'yi sıfır yaptığımız zaman bunları buluyoruz. Y eşittir sıfır olunca neyi buluyorum? X1 ve x2 olan köklerini buluyorum. Burada bakın iki tane kök olduğuna göre, bu da bir ikinci dereceden denklem olduğuna göre, demek ki bunun deltası neymiş arkadaşlar? Sıfırdan büyükmüş. Bu şekilde tek bir noktada değebilir. Tek bir noktada değerse bunun adı arkadaşlar teğet demektir. Tek kökü var demektir. Tek kökü varsa delta neydi? Sıfırdı. Çakışık kök var demekti. Eşit iki kök var demekti. Tek kök var demekti. Veya teğet. Hepsi aynı şey. Bunda işte y'ye sıfır verip x1 ve x2'yi buluyorum. Burada bir tane bulduk. Ya da bakın x eksenini kesmiş mi bu? X eksenini kesmemiş. X eksenini kesmezse ne demektir arkadaşlar? Bu parabolün kökü yok. Kökü yoksa ikinci dereceden denklemlerde ne öğrenmiştik? Delta küçüktür. Sıfır olması gerektiğini öğrenmiştik. Bakın zaten ikinci dereceden denklemlerle ilgili kısımla devam ediyoruz. Şimdi y'ye sıfır verdiğimizde bulunan x1 ve x2'ler kökler. Nokta olarak yazarsak x'i x1 iken y'si ne olur? 0. x'i x2, y'si 0. Y'ye 0 verince iki tane değer buldum. Bir de x'e 0 verip x'e 0 verirsem arkadaşlar bir tane y değeri buluyorum. X'e 0 verdiğimde bulduğum y değeri 0'a y noktası da y eksenini kestiği noktalar oluyor. Evet, x'e 0 verirsem y eksenini kestiği noktayı buluyorum. Hemen şekilde görelim. X'e 0 verdiğimizde bakın buraya buluyoruz. Y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Burada x'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği nokta burası. Yani y'den kesilen yere bakıyoruz. Burada da y'yi kestiği yer burası bakın. X'e 0 verdiğimizde şu 3 noktayı buluyorum. Y eksenini kestiği noktalar. Y'ye 0 verirsem x eksenini kestiği noktaları buluyorum. Yani buraları. X'e 0 verirse y eksenini kestiği nokta bulunur. Y'ye 0 verirse x eksenini kestiği nokta bulunur. Şimdi hemen bunu sayısal bir örnekte gösterelim. Eşittir 3x kare eksi 5x eksi 2 fonksiyonunun eksenleri kestiği noktaları bulunuz. Eksenleri dediği zaten iki tane eksenimiz var. X ve y. X eksenini kestiği ve y eksenini kestiği noktaları bulacağız. İlk başta arkadaşlar x eksenini kestiği noktayı bulalım. X eksenini kestikleri nokta demek kök demek. Kök y'yi sıfıra eşitleyerek bulunuyordu. Y yerine sıfır yazacağım. Ve bulacağım. Buradan bakalım bu ikinci dereceden denklem olduğuna göre şu şekilde çarpan ayırma yapabilirim. Birini eksi birini artı verelim. Eksi 5'i bulacağım. Eksi 6 artı x. Eksi 5x buldum mu? Evet. O zaman çapraz yazıyorum. 0 eşittir 3x artı 1 çarpı x eksi 2. 0 eşitlersem 3x artı 1 0 ise x eksi 1 bölü 3. X eksi 2 0 ise x ne çıkar? 2. Yani x eksi 1 bölü 3 iken y'si 0. Y'ye 0 kendimiz verdik. Bir nokta A noktası mesela. Diğeri de arkadaşlar 2'ye 0. Yani şu şekilde bakın. Buradan grafik çizmeye geçeceğiz demişti. Eksi 1 bölü 3'ten ve 2'den geçiyormuş. Bu iki noktadan geçecek. Ya bu şekilde ya bu şekilde. Aslında onu tahmin edebiliriz. X karenin katsayısı ne arkadaşlar? Artı. Artı olduğuna göre yukarıya doğru geçecek. Şu şekilde. Tabi bunun minimum değeri bu tarafa mı yakın, bu tarafa mı yakın? Ona şimdi karar vereceğiz. İkinci olarak arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı buluyorum. Y eksenini kestiği nokta için de x'e 0 veriyorduk. Y eşittir. 3 çarpı 0'ın karesi eksi 5 çarpı 0 eksi 2. Zaten bunlar sıfırlanır. Y ne çıktı arkadaşlar? Eksi 2. Y x'i 0 iken
Y'si eksi 2, 0 eksi 2. Önce biliyorsunuz ki ne yazıyor? X yazılıyor. Evet, eksenleri kestiği noktalar arkadaşlar bunlarmış. Demek ki şurada y ekseni kestiği noktada 0'a eksi 2 noktasıymış. Yani burası eksi 2'ymiş. Şimdi bunun tepe noktasını hesaplayarak daha düzgün bir çizim yapabilirdik. Ama tahmini olarak tepe noktasının burada olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü simetri ekseni parabolü eşit iki parçaya bölüyordu. Eksi 1 bölü 3 ile 2'nin ortası ne tarafa daha yakındır arkadaşlar? 2. Çünkü büyük kısım, bakın orijinden büyük kısım bu tarafa yakın olduğu için R's de bu tarafta olacaktır. Dolayısıyla tepe noktası da bu koordinat sisteminin sağ tarafına kaymış olacak. İşte şeklimizi bu şekilde arkadaşlar çizmiş olduk. Bir tek tepe noktasını yazmadık. Yine örneklerimize devam edelim. Birkaç özellik yazmıştık. T, tek nokta, iki noktada kesiyorla ilgili. Onunla ilgili de örnek çözelim. Fx eşittir. Eksi 1 bölü 3 x kare artı 2 çarpı m eksi 1 x eksi 12 fonksiyonun grafiği. X eksenine teğet ise m'in alacağı değerlere bakalım. X eksenine teğetse, teğetse neydi arkadaşlar? Tek bir noktada değiyor demekti. Tek noktada değiyorsa tek kök vardı. Tek kök varsa delta eşittir sıfırdı. Delta da b kare eksi 4 ac'ydi. Hemen ona bakalım. B kare 2 çarpı m eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. A eksi 1 bölü 3 c'de eksi 12 eşittir 0 yaptık. Karesini alırken bunun karesi 4. Bunun karesi m eksi 1'in karesi yaptı. Her ikisine dağıttım. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı eksi ile çarptık. Eksi. 3 ile bunu sadeleştirdiğimizi düşünelim. 4. 4 çarpı 4'ten 16 eşittir 0 çıktı. Şuradaki ikinci dereceden denklemi açıp devam edebilirim. Onu yapmak yerine burada tek bir sayı kaldığı için diğer tarafa atıp da işlem de yapabiliriz. 16 oldu. Sadeleştirdim 4 ile. M eksi 1'in karesi 4 oldu. M eksi 1'in karesi 4 ise içi M eksi 1, yani ya artı 2'dir ya da nedir arkadaşlar? Eksi 2. Bir artı 2, bir eksi 2 eşitledim. Bunu unutuyorsak eğer burada tam kare açılımını yapmak zorundayız. M buradan 3 çıktı. Buradan da eksi 1. Alacağı değerleri bulunuz demişti. 3 ve eksi 1 cevabımız. Evet, diğer örneğimiz. Şekilli bir örnek. A noktası, sıfır noktası ve B noktası. Burası da C noktası. Şekilde fx parabolünün grafiği verilmiş. Denklemi de şu şekildeymiş. X kare eksi 4x artı m. Ayrıca şu bilgimiz var. OB eşittir 3 OA ise C noktasının ordinatı. C noktası y eksenini kestiği için apsisi zaten sıfır. Onu sormuyor bize. Ordinatını istiyor bizden. Şimdi bakın bu tarz örneklerde ne yapacağım? Bu tarz örneklerde İlk başta şunu kullanmaya çalışacağız. OB eşittir 3 OA demiş. OA'ya ben x birim desem, bakın uzaklık olarak dediğim için şu an pozitif. Burası ne olur arkadaşlar? OB'de 3x olur. Burası da 3x. Burası x birim, burası 3x birimse A'dan B'ye uzaklık, yani kökler arası uzaklık ne yaptı? 4x yaptı. Kaç kaç paylaşacaklar? 2x, 2x paylaşacaklar. Tam burası arkadaşlar 2x'e 2x paylaşmaları için buraya x kaldı, buraya 2x. Bakın tam burası simetri ekseninden geçirdim.
Ne yaptık arkadaşlar? Tekrar anlatıyorum. X'ti, 3x yani toplam 4x'ti. 2x'e 2x ayırırsam ortadan ne geçer? Simetri eksen. Burası 3x olduğu için 2x tam ortası olmalıydı. X ise buraya x kaldı, buraya da 2x. O zaman şöyle yapacağız. Simetri ekseni bulabiliyor muyuz bakalım. Simetri ekseni R ile bulunuyordu. B ve A belli mi? Evet. Eksi B bölü 2A. B eksi 4 A 1. Eksi eksi artı 4 bölü 2'den R'si kaçmış arkadaşlar? 2. Yani şuradaki nokta 2'ye 0 noktası. X birimlik yer kaç birimmiş arkadaşlar? 2 birimmiş. 2 birimde buraya gelirsen burası kaç olur? Eksi 2. 2'den sonra burası tamamen 3x'ti. Yani 6 birimden direkt 6 da yazabiliriz. Buraya kadar 2 birim 2. Burası 4 birim. 4 daha buraya kaç yaptı? 6. Yani A ve B'yi buldum. Peki A ve B neydi arkadaşlar? Şekilde göstermiştik. A ve B x eksenini kestiği için köktü. Kökler ne yapardı ikinci dereceden denklemlerde gördük. Denklemi sağlardı. Eksi 2 veya 6'yı burada yerine yazıyorum. Mesela eksi 2 yazdığımızı düşünelim arkadaşlar. Hangisini yazdığımız fark etmez. Eşittir 0 diyorum. Çünkü burası kaça kaç noktası? Eksi 2'ye 0 noktası. Yani x eksi 2 yazarsam görüntüsü kaç çıkacak? 0. X yerine eksi 2 yazdım 4. Eksi 2 yazdım artı 8. Artı m eşittir 0. M eşittir eksi 12. Evet, m'yi buldum. Hemen denklemde m yerine 12 yazayım. M kaçtır diye sormamıştı çünkü bize. Şimdi bunu yazdık. Bizden istediği ise C noktasının ordinatı. Yani parabolün Y eksenini kestiği yer. Y eksenini kestiği yer nasıl bulunuyordu? X'e 0 verilerek bulunuyordu. X'e 0 verirsem burası 0. Burası 0. Ne kaldı? Eksi 12. C noktasının ordinatı olmuş oldu. 0'a eksi 12 noktası da burası. Ordinatını istediği için eksi 12 bulmuş olduk. Evet, şimdi grafik çizimine geçebiliriz. Simetri eksenin ne işe yaradığını, teğetin ne olduğunu gördük. Grafiği çizerken arkadaşlar ki ekseni kestiği noktaları yani x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı, y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Ayrıca tepe noktasını bulup bu bulduğumuz 3, 4 kaç tane nokta çıkarsa onları birleştireceğiz. Onları birleştirmeden yapılan çizilen paraboller de var. Onları da pratik olarak şöyle bakacağız. Mesela y eşittir ax kare şeklinde olan paraboller a sıfırdan büyükse arkadaşlar tam şöyle orijinden geçer. Orijinden geçtiği için tam orijinden geçiyor tam teğet 0'a 0 noktasına. Eşit iki parçaya bölüyor. Simetri ekseni burası. Çünkü x'e 0 verince ne y ne çıkıyor? Y 0 çıkıyor. Yani x eksenini kestiği noktada 0'a 0. Y eksenini kestiği noktada 0'a 0. Tepe noktası bulmak istersek x'li bir terim var mı? Yok. X'li terim yoksa r'si 0 oluyor. O da burada. 0 yazınca 0 çıkıyor. O da burada. Yani tepe noktasının koordinatları da orijin. Teğet olduğu nokta yani x eksenini kestiği noktada orijin. Y eksenini kestiği noktada orijin. Sadece bu şekilde verildiğinde böyle geçecek. Eğer A sıfırdan küçük olursa yine aynı şekil fakat aşağıya doğru. Bunları şimdi değiştiriyoruz biraz. AX kare artı B olsa mesela. İşte buradaki B de sıfırdan büyük olduğunu düşünüyorum. AX kare artı B olursa AX kare nasıl geçiyor? Şu şekilde. Artı B dediği için onu B birim yukarıya kaldırıyorum. Bunu B birim yukarıdan geçirirsem bu şekilde tam B noktasından geçmiş oldu. Çünkü B birim yukarıya çıkarttım. Eğer bu AX kare eksi B olursa arkadaşlar o zaman da bakın AX kare nereden geçiyordu? Burada. Şu anda A büyüktür 0 için yapıyoruz. B de tabi 0'dan büyük ama önünde eksi var. AX kare bu şekilde geçiyordu. Eksi B dediği zaman B birim aşağı indiriyorum. Eksi bölümde olduğu için eksi B yemiş oldu. Şimdi birkaç örnek yapalım bununla ilgili. Fx eşittir. Eksi 5x kare artı 3. F
Fonksiyonun grafiği. Yani f(x) eşittir x kare eksi 9 fonksiyonun grafiğini çizelim. Bir de arkadaşlar şöyle ax kare olduğu zaman orijinden geçtiğini bileceğiz. Artı b eksi b olduğuna göre biraz yukarı biraz aşağıya. B birim yukarı b birim aşağı olduğunu bileceğiz. Ama burada bakın x'li ifade yok. X'li ifade olduğunu yapmıyoruz. Yani birinci dereceden x. X kare olacak sabit terim olabilir. Ama şöyle gördüğünüz gibi x'li bir terim yok. Şimdi birincinin grafiğini çizelim. Eksi 5x kareyi çizelim önce. Şu şekilde geçiyordur. Tam orijinden. Eksi olduğu için aşağıya doğru. Artı 3 dediği için 3 birim yukarıdan geçiririm. Buradan geçer. Bakın kabataslak bunu çizdim. Ama bu göründüğü üzere buradan 3'e geçtiğini görüyorum ben. Tam simetri merkeze. Ama buraları biliyor muyum? Bilmiyorum. Gerekiyorsa buraları da bulacağız. Nasıl bulacağım? Bunlar x eksenini kestiği noktalar olduğuna göre y'ye 0 vererek onları da bulabiliyoruz. Y'ye 0 verdim. Bunu diğer tarafa atalım. 5x kare 3. 5x kare 3 ise x kare 3 bölü 5. Her taraftan kök alırsam x artı eksi kök 3 bölü 5 çıkmış oldu. Yani biri eksi kök 3 bölü 5 ise diğeri de artı kök 3 bölü 5 olmuş oldu. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi alttakine geçelim. X kare eksi 9. X kare buradan geçiyor orijinden kolları yukarıya doğru. Eksi 9 dediğine göre 9 birim aşağıdan geçiyor demektir. Tam buradan. Yine bakın x eksenini kestiği noktaları bulmak için y'ye 0 veriyorum. Yani fx'e x kare eksi 9. Attım diğer tarafa x kare 9. X kare 9 ise x ne olur arkadaşlar? Artı eksi 3. Yani 1 eksi 3'e 0. Diğeri de artı 3'e 0'mış. Tam ortasında neymiş arkadaşlar? Eksi 9. Şimdi bu fonksiyonu diğer yoldan çözüyoruz. Yani daha önce söylediğim x ekseni kestiği, y ekseni kestiği noktaları ve tepe noktasını ayrı ayrı bularak çizeceğiz. 1. X'e 0 verip y'yi bulalım. Basitten başlayalım. X'e 0 verirsem f 0, 0'ın karesi eksi 9'dan eksi 9. 0'a eksi 9'dan geçecekmiş. 2. Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verdim. 0 eşit x kare eksi 9. X kare 9. X artı 3 eksi 3. Yani artı 3'e 0. Eksi 3'e 0 noktasından da geçecekmiş. 3 tane farklı nokta bulduk. Son olarak tepe noktasına bakıyorum. Tepe noktası R'si eksi B bölü 2A. B x'in katsayısıydı. Formülde x var mı? Yok. Yani b 0. E 0 bölü sayıdan 0. R'yi yerine de R yerine yazıp da k'yı bulacağım. R'ye 0 yazıyorum. Yani x yerine 0 yazıp k'yı bulacağım. 0'ın karesi 0 eksi 9. 0 eksi 9. Bakın bununla bu zaten aynı nokta çıktı. Yani tepe noktasıyla neresi aynıymış? Y ekseni kestiği nokta aynıymış. Bakın şimdi 3'e 0 bir nokta aldım. Burası 3'e 0. Burası eksi 3'e 0. Başka nereden geçiyormuş? 0 eksi 9. X'i 0 iken Y'si eksi 9'dan geçiyor. Bunu da yazalım. Bu üçünden geçecek. Zaten bakın burası aynı aralık olduğu için aynı birim uzaklıkta olduğu için direkt şöyle de geçirebilirdik. Tepe noktası da 0 eksi 9'muş. Yani burası en sivri yeri burası olacak şekilde geçiriyoruz. Ve parabolümüzü çizmiş oluyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar x'li olanlardan örnek yapalım. Bunlar buradaki ikinci yola kadar çizdiklerimiz pratik yola çizilmiş grafiklerde. Y eşittir x kare eksi 5x eksi 6 fonksiyonun grafiği. Çizelim. Bir de eksi x kare artı 3x artı 4 fonksiyonun
Grafiğini çizelim. Şimdi birincisi x'e 0 verip y'yi buluyorum. X yerine 0 yazarsam y eşittir 0'ın karesi 5 çarpı 0'dan eksi 6. 0 eksi 6 noktasından geçecek. Yani y ekseni eksi 6'da kesecek. Y'ye 0 verirsem 0 eşittir x kare eksi 5 x eksi 6. Yani ikinci dereceden denklem. Eksi 6'ya artı 1 diye çarpanlarına ayrılıyor. Eksi 6 ise x artı 6 artı 1 ise neydi? Eksi 1'di. 6'ya 0 eksi 1'e 0'dan geçiyor demek ki. Üçüncü olarak tepe noktasını bulalım. Tepe noktası R'ye kaydı. R eksi B bölü 2 ile bulunuyordu. Eksi B'miz eksi 5 olduğu için artı 5 yaptı. 2 çarpı A'da 1. 5 bölü 2. K'yı ister formülden ister yerine yazarak bulacağız. Formülden yapalım, hatırlamış olalım formülünü. 4 A C eksi B kare bölü 4 A'ydı formülümüz. Eksi 24 eksi burası artı 25 yaptı. Önde eksi var. Eksi 49 bölü 4. Yani 5 bölü 2'ye eksi 49 bölü 4 de tepe noktamız oldu. Şimdi bulduğumuz tepe noktasını x ekseninin kestiği noktaları ve y ekseninin kestiği noktaları grafiğe geçiriyoruz. X ekseninin kestiği noktaları ilk başta yapalım. 6'ya 0, eksi 1'e 0. Eksi 1, 6. Bunları çizdikten sonra arkadaşlar kaba taslak şöyle yapacağım. Eksi 1 ve 6'nın orta noktası ne tarafa yakın? Bu tarafa yakın. Hatta kendiniz bulabilirsiniz. Eksi 1 ile 6 arası kaç birim? 7 birim uzaklıkta. 7'nin yarısı 3,5 olduğu için 6'dan 3,5'ü çıkartırım. Buraya gelir 2,5. Ya da eksi 1'e 3,5 eklerim. Yine ne olur? 2,5 olur. Burası tam nedir arkadaşlar? R'nin geçtiği yerdir. En başa bakıyorum. X karenin katsayısı 1 olduğu için yukarıya doğrudur. O yüzden bakın zaten parabolün şu şekilde geçeceğini bizim bilmemiz gerekiyor. Bunu göremiyorsak da tabii bütün hepsini yerine yazarak geçirebiliyorum. 0 eksi 6 da y ekseninin kestiği noktaymış. Burası eksi 6'ymış. Daha çizmediğimizi düşünelim kırmızıyı. Son olarak bir de bunu çiziyorum. 5 bölü 2 eksi 49 bölü 4. Burada mı olacak? Eksi 6'dan büyük mü bu eksi 49 bölü 4? Tabii ki büyük. Bakın 12 katından daha büyük. Eksi 12 virgüllü bir şey. Yani burada. Bu da tepe noktası olacak. Hiçbir şeyi bu şekilde çizmeyi tahmin edemediysek de bulduktan sonra buradaki 1, 2, 3, 4 noktayı bu şekilde birleştiriyorum. Tepe noktası en altta en sivri olacak şekilde. Bu tarz örneklerde arkadaşlar eşitsizlik sorusu da olabiliyor. Yani burada y eşittir x kare eksi 5 x eksi 6 fonksiyonun grafiği dediğinde ne bulduk? Bunu bulduk. Bu kesik kesik çizmiyoruz tabii ki. Onu biraz önce tahmini olarak çizmiştik. Bu fonksiyon düz bir çizgiyle şu şekilde gösterdik. Bu y eşittir x kare eksi 5 x eksi 6'nın grafiği oldu. Eğer soru, bakın bu 1 diyelim. 2. Şöyle derse y eşittir x kare eksi 5 x eksi 6 büyüktür 0'ı çizin derse yine parabolü çiziyoruz. Büyüktür 0 dediğinde üst kısmı tarıyoruz. Yani burası. Bakın eşitlik değil de eşitsizlik var. Yani bir bölge tarayacağım. Y büyüktür 0 dediği için bu y ise bunun üstte kalan kısmını tarıyorum. Yani y'lerinin daha büyük olduğu. Bakın burada y sonsuza gidiyor. Üst tarafı tarıyorum. Eşitlik olmadığı için de bunu nokta nokta çizdik. Eğer burası büyük eşit olursa, yine şunu yazdığımız için büyük eşit olursa hem bunu çiziyorum hem de için tarıyorum. Aynı mantıklı o zaman arkadaşlar. Küçüktür sıfır olursa o zaman çizdiğimiz parabolün alt kısmını tarıyoruz. Ve bunlar da kesik kesik oluyor. Tam çizgi çizmiyoruz eşitlik olmadığı için.
O zaman küçük eşit olursa hem çizgiyi tam çiziyoruz hem de altını tarıyoruz. Parabolde eşitsizlik olarak çizmemiz istenirse, bölge taramamız istenirse de bunu yapıyoruz. Şimdi geçelim alttakine. 1, x'e 0 veriyorum. 0 verdim. 0, 0, 4 kaldı. 0'a 4 noktasından kesiyor y eksenini. Y'ye 0 veriyorum. Bunu çarpanlara ayıracağız arkadaşlar. Çarpanlara kolay olsun diye bu eksi parantezini alıyorum ya da her tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptım. 0 eksiyle çarptım. X kare eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Bakın eksi artı yaparsak daha kolay bir şekilde görebiliyorduk. Hemen bildiğimiz kuralı uygularsak. Çarpımları eksi 4, toplamları eksi 3 yapan bunlar tam tersleri de kök. Yani 4'e 0, eksi 1'e 0. Bu eksiyi attığımız zaman kökler değişmiyor. Kökler aynı kalıyor. Sadece o eksi ne işe yarıyordu? Yönünü belirlemeye yarıyordu. 3 tane nokta bulduk. Bir diğer noktamız neydi arkadaşlar? Tepe noktasıydı. R'ye K. R eksi B bölü 2 çarpı A. A da eksi 1. Artı 3 bölü 2 yaptı. Eksi eksi artı 3 bölü 2. Bunu yerine yazarak yapalım. K'sı da 3 bölü 2 yerine yazarsam eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Artı 3 ile çarparsam 9 bölü 2. Bakın şurada 3 bölü 2 yerine yazıyorum. Artı 4. Payda eşitleyelim. Eksi 9. Bunu 2 yazıyoruz. Buna 4. 1. Eksi 9 artı 18 artı 16 bölü 4. Buradan 9 kaldı. 9, 16 daha. 25 bölü 4 çıktı. R'si de buymuş. Pardon, K'sı da buymuş. Tepe noktası bu oldu. Şimdi çiziyoruz. 4'e 0, eksi 1'e 0. Bunlardan geçecek. Bakın R'si yine bu tarafa yakın olacak. Ya bu şekilde olacak ya bu şekilde olacak. Yönü ne? İşaret eksi olduğuna göre yönü aşağıya doğru. Yani kesin şu şekilde çıkacak zaten parabolümüz. Bunu belirledikten sonra hemen tepe noktasının bu tarafta olduğunu biliyorum zaten. Bakın 3 bölü 2 25 bölü 4 bilmesek de bulduk. Burası da y ekseni kestiği yer 0'a 4. 4'ün zaten 25 bölü 4'ten küçük olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bunun da grafiğini çizmiş olduk. Yine küçük eşit büyük eşit derse aynı işlemler bunun içine geçerli. Bunda da büyüktür 0 dediğinde bu parabolün üst kısmını alıyorum. Değişen bir şey yok. Şimdi de arkadaşlar tam tersi. Şimdi grafik çizimini öğrendik. Şimdi de grafik verilecek. Biz denklemini yazacağız. Şu ana kadar yaptıklarımız denklemi belli olan parabolün grafiğini çizmekti. Şimdi de grafiği verilen parabolün denklemini çizeceğiz. Denklemini yazacağız. Başlığımızı yazalım. Grafiği verilen parabolün denklemini yazma. Evet, iki şekilde bulacağız. İki şekilde inceleyeceğiz bunu. Bir, kökleri bilinen artı bir de yardımcı noktası bilinen parabolün denklemini yazma. İki, tepe noktası ve tabi ayrıca bir yardımcı noktası bilinen parabolün denklemini yazma. Kökleri biliyorsak arkadaşlar, köklerden biri x1, bir de x2 idi. Y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bakın bunlar kökler. Kökler bilinecek. Başka yardımcı bir nokta daha verecekti. Onu sağlarken de a'yı bulacağız. Bu şekilde denklemimiz. Tepe noktası bilinen parabol denkleminde de ne biliniyordur? R ve K. Onu denklem şu şekilde. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Yine r ve k'yı yerine yazacağım. A da diğer yardımcı nokta ile bulunacak. Şimdi örneklerimize geçelim. İlk önce kökleri bilinen parabol denklemi yazma ile ilgili örneğimiz.
Burası 3, burası 5, burası da 30. Fx'in denklemi nedir? İlk örneğimizi yapalım. Şimdi burada köklerini nereden bileceğiz köklerin biliniyor tepe noktasını? Tabii ki bakın burada x eksenini kestiği noktalar köktü. Hem 3 hem 5 biliyoruz. 1x1, 1x2 hangisinin x1 hangisi x2 olduğu fark etmez. Şöyle kaba taslak a çarpı x eksi bir tanesini yazıyorum 3. X eksi diğeri de 5. Bunlardan biri eksi olsaydı arkadaşlar eksi eksinin ortası ne yapardı? Artı yapardı. Şimdi 3 ve 5'i kullandık mı? Evet. Diğer yardımcı nokta şurada bakın. Şu nokta. Bu nokta ne kaça kaç noktası arkadaşlar? Tam x 0'ın üstünde, y'nin de 30 üzerinde. Yani 0'ı 30. Demek ki bu ne demek? X'e 0 verince y 30 çıkıyormuş. X'e 0 verirsem sonucu 30 çıkacakmış. Buradan a çarpı 0'dan eksi 3 çıktı. Eksi 3. 0'dan 5 çıktı. Eksi 5 eşittir 30. Eksi 3 çarpı eksi 5'ten 15a eşittir 30. 15a 30. A'yı kaç buldum? 2. Evet, a yerine 2 yazdığımız zaman sorumuz bitmiş oldu. Fx eşittir 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5. Bu şekilde bırakacak mıyız arkadaşlar? Bırakmayacağız. Devam ettiriyoruz. X kare eksi 5x eksi 3x artı 15. X kare eksi 13x artı 15. Son olarak 2'yi de atıyorum. 2x kare eksi 26x artı 30 fonksiyonumuzun denklemi olmuş oldu. Şuraya diğer örneğimizi de yapalım. Yine kökleri bilinen parabol denklemi ile ilgili. Burası eksi 3, burası 4. Bir de arkadaşlar 1'e 12 noktası varmış üstünde. Tam tepe noktası değil, herhangi bir nokta verilmiş. Tepe noktası da burada bir yerde. Bunun denklemi yazmamız isteniyor bizden. Kökleri belli mi arkadaşlar? Evet, biri eksi 3, biri 4. Diğer yardımcı noktamız da tam burası. 1'e 12 noktası. İlle diğer örnekteki gibi ekseni kesen nokta verilmek zorunda değil. Evet, fx eşittir a çarpı x eksi eksi 3'ten artı 3 olacak. X eksi 4. A çarpı x artı 3 çarpı x eksi 4 şeklinde genel olarak fx. Şimdi yardımcı noktayla a'yı bulacağım. Yardımcı noktamız 1'e 12. Yani x'e 1 verince y'de 12 çıkacakmış. A çarpı x'e 1 verdim. Y'de kaç çıkacakmış? 12. 12 eşittir. Burası 4. Burası eksi 3. Yani eksi 12 A çıktı. 12'ler sadeleşti. 1 eşittir. Eksi A'dan. Her tarafı eksi ile çarparım ya da yer değiştiririm. A kaç çıktı? Eksi 1. Eksi 1'i buraya yazıyorum. Eksi 1 çarpı. Şuradan yazdık. X artı 3 çarpı x eksi 4. Şimdi devam ettiriyoruz. Buradan x kare artı da eksi 4x artı 3x eksi 12. Eksi parantezini aldım, düzenliyorum. X kare eksi 4 artı 3 eksi x eksi 12. Son olarak eksiyi dağıtıyorum. Eksi x kare artı x artı 12. Gördüğümüz bu şeklin şekildeki parabolün denklemiymiş. Şimdi 2'ye geçelim. Tepe noktası bilinen parabol denklemine. Kökleri bilinen de arkadaşlar bir aşağıya doğru olan grafikten bir de yukarıya doğru olan grafikten yaptık. Yine aynı mantıkla bu sefer tepe noktası verilen parabolün denklemini çözeceğiz. Denklemini çizeceğiz. Formülümüz kalsın. Örneğimiz de şu.
Evet, bu fonksiyonun grafiği verilen fonksiyonun denklemi nedir? Formülümüz burada arkadaşlar. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. R'si kaç? 3. K'sı da 5. Yani fx eşittir A çarpı x eksi 3'ün karesi artı 5. Yardımcı noktamız burada. Kaça kaç noktası? X'e 0, y'si eksi 13. Yani x'e 0 verince y eksi 13 çıkıyormuş. X'e 0 verirsem 0 eksi 3, eksi 3 eşittir eksi 13. 9a yaptı. Artı 9 artı 5. Artı 5 diğer tarafa attım. Eksi 5 olarak geçti. Eksi 18, eksi 2. A yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 5. Bunu bu şekilde bırakabiliriz tepe noktası bilinen parabol denklemi olduğunda. Fakat istenirse burayı yine tam kare açılımdan açıp eksi 2 ile çarpıp en sonunda 5 ile toplayarak sonuca ulaşacağız. Şimdi arkadaşlar son olarak bir parabol ile bir doğruyu inceleyeceğiz. Bir parabol ile bir doğru kesişirler mi? Kaç noktada kesişirler? Bunlarla ilgili birkaç örnek çözeceğiz ve bir tane de bölge tarama ile ilgili örnek çözeceğiz. Bir parabol ile bir doğru arkadaşlar ne olabilir? Bir parabol, hatta ekseni göstermemize gerek yok. İkisi parabol olduğunda da geçerli bunlar. Denk şöyle bir parabolümüz var. Şöyle bir doğrumuz var. Doğru parabolü kaç noktada kesmiş? 2 noktada kesmiş. Doğru parabolü 2 noktada kestiğine göre 2 kökü vardır. 2 kök varsa ne diyorduk? Delta büyüktür 0. Parabol şu şekilde, doğru bu şekilde geçebilir. Yani tek noktada değebilir. Tek noktada değiyorsa ismi neydi arkadaşlar? Teğetti. Teğetse ne diyorduk? Delta eşittir 0 diyorduk. Başka bir ihtimalle de parabol böyle doğru başka bir yerde geçebilir. Yani birbirlerini hiçbir zaman kesmezler. Yani ortak noktaları yoktur. Bu demek oluyor ki ikisinin ortak çözümündeki kök yok. Bu da delta eşittir 0. Şimdi buradaki delta bir parabol var, bir doğru var. Direkt parabolün deltası olsa doğru ile arasındaki ilişkisini belirleyen bir ifade olmaz. Bu delta arkadaşlar fx ile mesela biri fx olsun parabol, gx'e doğru olsun. Fx ile gx'i birbirine eşitleyeceğiz. Birini diğer tarafa atacağım. İşte birbirinden çıkarımını veya ortak çözümlerindeki deltasına bakacağım. Paraboldan doğruyu çıkarttığımızda oluşan ifadenin deltası ile ilgili işlem yapacağız. Bu başka bir anlamda arkadaşlar ortak çözüm demek. Hangi noktalarda kesişir deseydi mesela fx ve gx'i eşitleyip neleri bulurdum? X'leri bulurdum. Aynı o şekilde bir soru varmış gibi birbirlerine eşitliyorum ve ortak çözüm yapıyorum. Şimdi örneklerimize geçelim. Birinci örneğimiz y eşittir x kare eksi 2x eksi 5 parabolü ile y eşittir x eksi 1 doğrusunun kesim noktalarının apsisleri toplamı. Kaçtır? Evet, kesim noktalarından bahsettiğine göre arkadaşlar ortak çözüm yapacağız. İki tane doğru olsa da, ikisi parabol olsa da veya biri doğru biri parabol olsa da aynı şey. Ortak çözüm denildiğinde veya hangi noktalarda kesişiyor derse birinin diğerini eşitliyorum. Denklemi çözebilmem için derecesi büyük olan tarafına bunları atalım. Bunu da atarsam bu çıktı. Bu denklemi artık çözüyoruz. Eksi 4'e artı 1 diye açılırsa x eşittir artı 4, x eşittir eksi 1. İşte bulduğumuz bunlar x'ler kesim noktaların apsisleri olmuş oluyor. Apsisleri toplamını istemiş. 4 ile eksi 1'in toplamından 3 çıkmış oldu. Eğer kesim noktaları nedir diye sorsaydı arkadaşlar.
ortak noktaları. Birinin apsisi 4, diğerinin apsisi eksi 1. Y'lerini nasıl bulacağım? Sonuçta bu ikisi ortak nokta. İki tane x bulduk. Burada x'ler. Biri eksi 1'e bir ifade, bir diğeri de 4'e. Ortak olduğu için istersek doğruda, istersek parabolde yazabiliriz. Tabii ki doğruda yazmak daha kolay. 4 yazarsam 3, eksi 1 yazarsam eksi 2. Kesim noktaları da bu şekilde bulmuş olduk. Birbirlerini eşitleyerek çözüyoruz. Şimdi diğer örneğimiz. Bu arkadaşlar iki noktalı örneğimizdi. Y eşittir x kare artı 4x artı a parabolü ile. Y eşittir x artı 2 doğrusu birbirlerine teğet ise a kaçtır? Şimdi bir tane parabol, bir tane doğru verilmiş ve birbirlerinin teğet olduğu söyleniyor. Teğetse ne yapıyorduk arkadaşlar? Delta eşittir 0 yapıyorduk. Neyin deltasıydı? Ortak çözümün. Yani bu x'in birbirine eşit diyordum önce. Bunları da bu tarafa atalım. X kare artı 3x artı a eksi 2 eşittir 0 oldu. Bu ortak çözümü, deltasını bulacağım şimdi. Ve deltayı 0 eşleyeceğim. Teğet dediği için. Evet, delta b kare eksi 4ac'ydi. B'miz 3. A dediğimiz şey burada 1. C dediğimiz şey de a eksi 2. Sadece eksi 2 ve sadece a almayacağız. Eşittir 0. 9. 4 çarpı 1 4. İçeri de atıyorum. 4a artı 8 eşittir 0. 17 eşittir 4a. Diğer tarafa attım. Her tarafı 4'e bölersem a da buradan 17 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Evet, iki noktada kesiyor. Teğet veya kesişmiyor dese de x'in birbirine eşit deyip birini diğerinin tarafına attığımda oluşturduğum denklemin deltasından bahsediyoruz her zaman. Yine bir parabol, bir doğru ile ilgili arkadaşlar. Bu sefer eşitsizlik sorusu çözeceğiz son olarak. Sorumuz şu şekilde. Grafiğini vereceğiz. Biz kendimiz eşitsizliği bulacağız. Evet, burası 0. Burası 4. Tepe noktası bize verilmiş. 2'ye 4. Buraya TN yazmasa bile arkadaşlar 0'da 4'ün tam ortasının 2 olduğu için R'nin 2 olduğunu bileceğiz. Bir de eksi 1'den Y'de de 2'den geçen bir tane doğru çizeceğiz. O da nokta nokta şeklinde. Burası da eksi 1. İzlemişsen de arkadaşlar bu arada kalan bölgenin eşitsizlik olarak yazılımı isteniyor bizden. Taralı bölgenin eşiti. Evet, bunu nasıl yapacağız bakalım. Ne zaman büyüktür 0, ne zaman küçüktür 0 yapacağımızı öğrenmiştik. Ne zaman üstünü çiziyorduk, ne zaman üstü kesik kesik oluyor onu da biliyoruz. Eğer eşitlik yoksa çizgi çizgi yapıyorduk. Eşitlik varsa üstünü tamamen çiziyorduk. Bakın, parabolün denklemini yazdığımızda eşitlik olacak. Doğru denklemini yazdığımızda eşitlik olmayacak. Doğrunun üst tarafı parabole göre ise alt taraf taranmış. Yani parabolün denklemi 0'dan küçükse doğrunun denklemi ne olacak? 0'dan büyük şeklinde olacak. Bunları yazabilmemiz için önce parabolle doğrunun denklemini bulmamız gerekiyor. Parabolün denklemini bulalım. Parabol arkadaşlar bir orijinden geçmiş şu şekilde. Bir 4 noktasından geçmiş, bir de 2'ye 4.
İsterse kökleri bilinen parabol denkleminden istersek de tepe noktası bilinen parabol denkleminden yapabiliyoruz. Kökleri bilinen parabol denkleminden yapalım. A çarpı x eksi 0 x eksi 4. 2 verince 4 çıkıyormuş. 4 eşittir a çarpı 2 eksi 0'dan 2, 2 eksi 4'ten eksi 2. 4 eşittir eksi 4a'dan a eşittir eksi 1. Şimdi buradan a çarpı x eksi 4 bulmuştuk. Bakın x eksi 0 zaten x yaptı. Yani a çarpı, şimdi devam ettiririz buradan, a'yı bulmuştuk. A da eksi 1'di. Yani eksi x çarpı x eksi 4. Dağıtırsam eksi x kare artı 4x çıkmış oldu. Evet, kökler 0 ve 4. Yerine yazdık bu şekilde. 2'ye 4 noktasını sağladığı için x yerine 2 yazıp yerine 4'e eşitledik ve a'yı bulduk. A'yı da yerine yazdık. Bunun denklemini bulmuş olduk. Yani şu şöyle olmuş oldu. Hepsini diğer tarafa atarsam y artı x kare eksi 4x eşittir 0 parabolün denklemi. Fakat parabolün altı taranlığı için biz soruya, sorunun çözümüne şunu yazacağız. Y artı x kare eksi 4x altı taranlığı için küçüktür. Kendisi de çizildiği için, kesik kesik olmadığı için küçük eşit 0 olacak. Şimdi parabolle ilgili kısmı yaptık. İkinci kısma geldik. Doğrunun denklemiyle ilgili olan kısım. Doğru ile ilgili olan kısmı bakalım. X'i 2'de kesmiş arkadaşlar doğru. Y'yi de eksi 1'de kesmiş. X'i ve Y'yi kestiği noktaları biliyorsak doğru denklemi nasıl yazıyorduk hemen hatırlayalım. X bölü X'i kestiği yer artı Y bölü Y'yi kestiği yer eşittir 1. Payda eşleyebiliriz. İçler dışlar çarpma yapabiliriz. Fark etmez. Bunun 1 ile bunu da eksi 2 ile çarpayım. X eksi 2Y bölü paydayı artı 2 yaptık eşittir 1. İçler dışlar çarpımından X eksi 2 eşittir 2 çıktı. Hepsini bu tarafa atalım. Y'si pozitif olsun diye. 2y eksi x eksi 2 eşittir 0 oldu. Bunu da buraya yazarken arkadaşlar 2y eksi x eksi 2 bunun üst kısmı olduğu için büyüktür. 0 kesik kesik olduğu için de buraya eşitlik yazmıyoruz. Bu şekilde de bir parabol bir doğru verilip taralı bölge istendi. Evet arkadaşlar, parabolün denkleminde doğrunun denkleminde kendimiz yazdık. Eşitlik olduğu için üstünü çizdik. Kesik kesik olduğu için de oraya eşitliği yazmadık. Evet, bu şekilde konumuzun sonuna gelmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar.